arkası yarın. Ekmekçi Kadın 23. Bölüm. Yapım Mehmet Kösoğlu. Yazan Javier de Montopen. Uyarlayan Tayfun Türkili. Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar. Ses Kayıt Mahmut Acar. Kurgu Didem Türkmen. Program Yönetmeni Erol Güldiken. Bir fabrikada gece bekçiliği yapan iki çocuk annesi Jean Fortier, iftira sonucu patronunu öldürmek ve fabrikayı yakmak suçlarından ömür boyu hapse mahkum olurken, esas katil ustabaşı Jack Garo, kasadan çaldığı para ve yeni makine planlarıyla Amerika'ya gider. Eskiden ölen arkadaşı Paul Harmon'un kimliğine bürünen ustabaşı, Amerika'da servet yaptıktan sonra verem hastası kızı Mary'i alarak tekrar Fransa'ya döner. Ve ondan sonra kader ağlarını örmeye başlar. Ömür boyu hapse mahkum olan Jean Fortier çocuklarını aramak üzere hapisten kaçar ve evlere ekmek dağıtan bir fırında çalışmaya başlar. Bu arada kadının oğlu George 24 yaşında avukat olmuştur. Kızı Lucy ise öldürülen fabrikatörün oğlu Lucien ile nişanlıdır ve babasının asıl katili olan sahte Paul Harmond'un fabrikasında çalışmaktadır. Lucien aynı zamanda George'la da yakın arkadaştır. Ama ne George kız kardeşi Lucy'yi tanımakta ne de Lucien en yakın arkadaşı George'un annesinin babasını öldürmek suçuyla tutuklandığından habersizdi. Sahte Paul Harmond'un kızı Mary Lucien'e deli gibi aşıktır. Ve babasından kendisini Lucien'le evlendirmesini ister. Ne var ki Lucien milyonere başkasını sevdiği için kızıyla evlenemeyeceğini söyler. Bunun üzerine sahte Paul Harmon, Lucien'in nişanlısı Lucy'yi öldürmek ister ama genç kız saldırıdan yaralı olarak kurtulur. Bunun üzerine milyoner yetimhanede büyüyen Lucien'in Jean Fortier'in kızı olduğunu öğrenir ve bunu Lucien'e söyler. Bunu duyan Lucien zavallı kızı terk eder. Lucy ise üzüntüden kahrolur. Üstad, resim çalışmaların nasıl gidiyor? Her zamanki gibi yoğun George. Senin işlerin nasıl? Zor davaları kazandıkça ünüm artıyor. Ünüm arttıkça müvekkil sayım da artıyor Etienne. Buyurun. Merhaba, rahatsız etmiyorum ya. Oo, aziz dostum Lucien, bu ne güzel sürpriz. Geçerken uğradım. Nasılsınız Üstad? Ah, teşekkür ederim Lucien, siz nasılsınız? Patronunuz Paul Harmon'du son gördüğümde. Sizi kendisine hem ortak etmek hem de damat etmek istiyordu. Nasıl Monsieur Harmon'da damat olmayı kabul ettiniz Lucien? Bu mümkün değil Etienne. Bildiğim kadarıyla Lucien biriyle nişanlıydı galiba. Öyle değil mi dostum? Evet öyle George. Bir başkasına deriler gibi aşıktım. Ama ne yazık ki şerefim artık o kızı sevmemi ve onunla evlenmemi engelliyor. O yüzden çok acı çekiyorum dostlarım. Çok. Ama seni anlayamıyorum Lucien. Madem ki nişanlını bu denli çok seviyorsun, neden böyle acı çekiyorsun? Çünkü kaderin acı bir cilvesi. Lucy ile aramda bir cinayet var. Dökülen kan bizi ayırıyor. Ne kanı? Kimin kanı Lucien? Babamın kanı George. Babamın kanı. Lucien ne demek istiyorsun sen? Deliler gibi sevdiğim kız Lucy maalesef babamı öldürmekle suçlanan ve ömür boyu hapse mahkum olan Jean Fortier'in kızıymış. Ne? Tanrım, inanılmaz bir şey. Peki bundan emin misiniz Lucien? Ne yazık ki evet. Delilleri elimde üstad. Peki bu delilleri nereden buldun Lucien? Monsieur Harmond verdi. Çok ilginç. Peki Monsieur Harmond bu belgeleri nereden bulmuş? Joyne şehrinden edinmiş. Lucy orada bir süt ninenin yanında kalıyormuş. Kadın bebeği yetimhaneye bıraktığında valiliğe bir tutanakla başvurmuş. Fakat Lucy'nin Jean Fortier'in kızı olduğunu Paul Harmon nereden biliyormuş? Joy'dan bu vesikaları getirmesi için Lucy'nin oraya bırakıldığını bilmesi gerekir. Bilmiyorum üstad. Ben de aklımı kaçıracak gibiyim. Tek bildiğim Lucy ile evlenmemin bana yasaklandığı. Hepsi bu kadar. Bu çok acı rastlantı beni perişan etti. Ya ama ben kaç defa sizden Jean Fortier'in masum olduğuna inandığınızı duymuştum. Evet ancak bu inanç hiçbir delile dayanmıyor üstad. İnsanların yasası Jean Fortier'i suçlu buldu. Babamı öldürmekten sanık bir kadının kızıyla nasıl evlenebilirim ki? Üzülme dostum üzülme. Yapabileceğin tek şey Lucy'yi unutmak. Bir Jean Fortier ile karşılaşsam. Mutlaka kadının masum olduğunu meydana çıkartır. Sonra da sevgilimin taşıdığı ada sürülen lekeyi çıkartırdım. Ama kadın kaçmış. Onu bulacak olsam bile onun suçsuzluğunu nasıl kanıtlarsın ki? 21 yıl önce kadın kendisinin suçsuz olduğunu ispatlayamamış değil mi? Bugün bunu sen nasıl yapabilirsin ki?
Hayır hayır, bu mümkün değil. Evet, George doğru söylüyor Lucien. Artık Lucy ile aranda aşılmaz bir duvar açıldı. Ondan vazgeç. Ve Paul Harmon'un kızıyla evlen. Sen de benim gibi düşünmüyor musun Etienne? Hayır, ben böyle düşünmüyorum. Madem ki tesadüf Jules Labro'nun oğluyla Jean Fortin'in kızını karşılaştırdı, belki gerçeğin ışığı da meydana çıkar ve kadının suçsuzluğu anlaşılır. Ama bu olmadığında Lucien de şansını yitirmiş olacak. Günün birinde Jean'ın masum olduğunu öğrendiğinde bu sefer de mutluluğundan vazgeçtiği için yanacak. Görüyorsunuz ya ne kadar zor durumdayım. Ne yapacağımı bilemiyorum. Bence Paul Harmon'a kızıyla günün birinde evleneceğinizi söyleyerek zaman kazanın Lucien. Ha bu arada da Jacques Garrido bulmak için araştırmalarınıza devam edin. Bunda başarılı olacağınızı sanıyorum. Sizce bir ipucu var mı Üstad? Hayır henüz yok. Ancak bazı araştırmalarda bulunuyorum. Bunlardan bir sonuç alacağımı umuyorum. Öldürüldüğünde babanızın nasıl bir buluşla uğraştığını biliyor musunuz acaba? Halamdan duyduğuma göre yepyeni bir sistemde çalışan bir rodaj makinesi ve susturucu üzerinde buluşlar yapıyorum. Evet. Merhaba Madame Augustin. Aman efendim, kimleri görüyorum Mademoiselle Marie. Atölyemize şeref verdiniz. Size nasıl hizmet verebiliriz? Gelinlik diktirmek istiyorum madam. Gelinlik mi dediniz? Buna çok sevindim matmazel. Ama ne yazık ki bu gelinliği matmazel Lucy dikemeyecek. Çünkü kendisi bir hayli rahatsız. İsabet olmuş. Başka tercihleriniz vardır, onlara da diktirirsiniz. Yoksa Lucy sizi gücendirecek bir şey mi yaptı? Bir zamanlar ona çok yakınlık gösterirdiniz. Lütfen madam. Bana bu kızdan sakın söz etmeyin. Ah, emredersiniz matmazel. Ama yine de Lucy'nin suçunu öğrenmek isterim. Ben matmazel Lucy'yi suçlamıyorum. Ancak bundan böyle onun benim dikişlerime el sürmesini de istemiyorum. Fakat neden matmazel? Çünkü öyle uygun görüyorum. Bununla yetinemez misiniz madam? Hayır, yetinemem matmazel. Bugüne kadar çok güvendiğim bir genç kıza karşı şimdi korkunç bir kuşku doğdu içimde. Aleyhinde bir şey bildiğiniz belli. Bunu öğrenmek için ısrar etmek benim görevim. Eğer Lucy sevgime layık değilse ben de ona göre davranırım. Üzgünüm ama size verecek cevabım yok. Bir alçaklık yapıldığında bunu sonuna kadar götürmeli matmazel, öyle değil mi? Lucy. Ha, Lucy kızım. Beni bağışlayın madam. Şu perdenin arkasındaydım ve tesadüfen konuşmalarınızı duydum. Benden hakaretle söz edildi. Genç kızlık şerefime leke sürüldü. Bu yüzden kendimi savunmak zorundayım. Bunları sonra konuşsak Lucy. Söyleyin Matmazel Marie. Bundan beri neden dikişlerinizi bana diktirmeyeceksiniz? Eğer cesaretiniz varsa madama bunu açıklayın. Madame Augustin, atölyenizde bana hakaret edilmesine nasıl izin verirsiniz? Bu bir hakaret değil. Bir hafta önce 6 kat merdiveni çıkıp ayaklarıma kapandığınızı nasıl unuttunuz? Oysa bugün bakıyorum beni pek hor görüyorsunuz. Susun yeter artık. Hayır efendim, beni sonuna kadar dinleyeceksiniz. Kendimi savunmak istiyorum. Yeter dedim, daha fazlasını dinleyemem. Lucy rica ederim kızım. Hayır madam, kendimi temize çıkarmalıyım. Bu benim hakkım. 8 gün önce bu aynı matmazel dizlerime sarılmış, bana büyük servetler teklif ederek Paris'ten, hatta Fransa'dan ayrılmam için bana yalvarıyordu. Susun diyorum size. Beni neden yapıyor biliyor musunuz? Beni kıskandı. Için. Evet, kıskandığı için. Sevdiği erkekle evleneceğimi bildiğinden onu benden çalmak için yapıyordu. İşte bana kininin sebebi bu. Sorun kendine. İğrenç bir yalancısınız. Beni parayla satın alamadınız. Ama ne yazık ki çok sevdiğim nişanlımı Lucien'i aldınız. Yalnız şunu bilin ki onun sadece adını satın aldınız. Kalbini asla alamazsınız. Bunu bildiğiniz için de benden nefret ediyorsunuz. Eğer konuşmaya devam ederseniz ben de sizin korkunç sırrınızı açıklarım. Beni korkutamazsınız matmazel. Ben buna hazırım. Hadi söyleyin, sırrımı da duysunlar. Senin kim olduğunu öğrendim Lucy. Kimin kızı olduğunu biliyorum. Herhalde annemden söz etmek istiyorsunuz matmazel. Ama bu da bir iftira. Annem suçsuz olmasına rağmen iftiraya uğrayarak mahkum edildiyse bundan ben mi sorumluyum? Evet, adım Lucy Forti. Yani Jean Forti'nin kızıyım. İşte duydunuz madam, itiraf etti. Bu kadın 20 yıl önce patronunu vurarak fabrikayı yakan o sefil kadının kızıdır. Söyledim, bu bir iftiraydı. Buna rağmen ben suçlu muyum? Karşılıklı iki kadınız Matmazel Marie. Aramızdaki tek fark servet ayrılığı. Sizin zenginliğinize karşılık ben çok yoksulum. Sizin şerefli adınıza karşılık ben lekelenmiş bir at taşıyorum. Ama gene de dünyaları verseler sizinle yer değiştirmek istemem. Çünkü sizden iğreniyorum. Madam, yüzüme karşı yapılan hakaretlere nasıl hala izin veriyorsunuz? Ya bu kızı derhal kovarsınız ya da bir daha terzihanenize ayak basmam. Matmazel Lucy, lütfen kasaya uğrayın ve gündeliklerinizi alın. Bundan böyle artık bizim atölyemizden ayrıldınız. Nasıl
Beni kovuyor musunuz madam? Üzgünüm ama evet. Bakıyorum pek sevindiniz Mademoiselle Marie. Sevdiğim genci elimden almakla yetinmeyerek bir de ekmek paramdan ettiniz beni. Bundan böyle artık başka bir terzihanede de çalışamam. Madame Augustine'de çalışıyordum demekle bütün kapıları üzerime kapatmış olurum. Hakkımda sorulan sorulara Madame Augustine şu cevabı verecek. Lucy'yi çalıştırmayın. Çünkü o bir kundakçı, o bir hırsız ve bir katil kızıdır. Lucy. Ama madame, sizden bunu beklemezdim. Ne var ki sizi bütün kalbimle bağışlıyorum. Size gelince Mademoiselle Marie, Tanrı sizin cezanızı verecektir. Ekmek bugün geç çıktı. Müşteriler sabırsızlanmıştır. Bir an evvel ekmeklerini dağıtayım. Aa, şu yerdeki zarf da ne? Biri düşürmüş olmalı. Alayım şunu yerden. Ne yazıyor bakayım üzerinde? Monsieur George Darier, avukat. Aa, bu ismi hatırladım. Bu genç Lucy'nin çocukluk arkadaşı değil miydi? O düşürmüş olacak. Neyse ekmekleri dağıtayım, götürür zarfı avukata verir. Lucy, ne oldu sana? Bugün pek perişan görünüyorsun yavrum. Ah Lizon ana, başıma gelenleri bir bilseniz. Ne oldu güzel kızım? Çilem de olmamış. Çektiklerim yetmez gibi bir de ekmeğimden oldum. Hı? Madame Augustine beni kovdu. Ne? Kovdu mu? Evet, bir kahpe gibi kovuldum. Artık işsizim. Artık benim için ölmekten başka yapacak hiçbir şey kalmadı Lizon ana. Madame seni neden kovdu? Neden olacak? Jean Forte'nin kızı olduğumda. Tanrım. Peki bunu kimden duymuş? Tahmin etmediniz mi? Can düşmanım olan Mademoiselle Marie'den. Geçmişimi karıştırarak, anamın adını Lucy'ne açıklayarak, onu benden koparan milyoner iş adamı Paul Harmond'un kızından. Peki bu canavar ruhlu kimseler cezalanmayacaklar mı? Bir genç kıza iftirayı kanun cezalandırır bildiğim kadarıyla. Gidip bir avukata danışalım. Avukat dedim de aklıma geldi. Lucy'nin yakın arkadaşının adı George Darier'ydi değil mi? Evet Lizon ana. Adresini biliyor musun o delikanlının? Evet, Bonaparte sokağı 19 numara. Tamam, gidip onunla konuşacağım. Hayır Lizon ana, yapmayın. O da Lucy'nin dostu, sizi geri çevirir. Hiç belli olmaz. Belki arkadaşına ders vererek onun aklını başına getirir. Hiç sanmıyorum. Zira George Darier aynı zamanda Paul Harmond'un da hukuk işlerine bakıyor. Daha iyi ya. George Darier milyoner müvekkiline bu suçlamalardan vazgeçmesini, iftiranın bir suç olduğunu anlatmasını söyler. Evet evet, ben o avukata gideceğim Lucy. Davetimi kabul edip de resim atölyeme geldiğiniz için teşekkür ederim Lucien. İlk defa bir ressamın atölyesini görüyorum. Muhteşem bir çalışma ortamınız var üstad. Teşekkür ederim Lucien. George gelmedi mi? Hayır, biraz gecikti ama gelir. Seninle biraz baş başa konuşalım Lucien. Jean Forte hakkındaki araştırmalarımı sürdürdüm. Kadın hala yakalanmamış. Bu kötü işte. Yakalanmış olsaydı kadını sorguya çekip belki hakiki katil hakkında bir ipucu elde edebilirdim. Bu arada Paul Harmon'un evinde işler nasıl gidiyor? Hı? Durum aynı, değişen bir şey yok. Size verdiğim öğütleri tutmadınız mı? Mary'e daha çok yakınlık göstermediniz mi? Maalesef bu gücü kendimde bulamadım üstad. Ayrıca bunun ne yararı olurdu ki? Sandığınızdan çok daha faydalı olabilirdi. Bana kalırsa milyonere kızıyla evlenmeye hazır olduğunuzu inandırmanız sizin lehinizde olacaktır. Özellikle Mademoiselle Mary çok yakında aşkla sevileceğini sanmalı. Fakat üstad, bu zavallı kız ölüyor. Her saat onu ölümüne daha da yaklaştırıyor. Daha iyi ya. Son anlarda zavallıya bir mutluluk izlenimi vererek son saatlerini renklendirmiş olursunuz. Kimi zaman yalan söylemenin bir görev olduğunu bilmeniz gerekir. Sizi anlamıyorum Monsieur. Benim bildiğim şeyleri bilir gibi bir tutum içindesiniz. Bana istemediğim bir rolü oynamaktan ne kazanacaksınız? İnanın Monsieur Lucien, sizden daha fazla bilgi sahibi değilim. Ben beni bugüne kadar hiç yanıltmayan önsezilerime güveniyorum. Bana kalırsa sizi saran karanlıklar gene Paul Harmon tarafından aydınlanabilir. İçimden bir ses çok yakında babanızın gerçek katilinin maskesini düşüreceğimizi bana müjdeledi. Neler söylüyorsunuz üstad? Doğru mu bu? Hatta çok yakında hiç çekinmeden Lucy'ye elinizi uzatır ve onunla evlenme dairesine gidersiniz. Tanrım, bu söyledikleriniz gerçek olsa sevgili Lucy'nin elini tekrar tutabilsem. Monsieur, bu hakikat olacak mı? Olacak, olacak Lucien. Nasıl olacak bilmiyorum ama ancak bana güvenin ve bekleyin. İnşallah. Bu bekleme çok uzun olmaz üstad. Birkaç haftaya kadar George'a karşı olan kutsal görevimi yerine getirmek zorundayım.
O güne dek sabırlı olmanızı, davranışlarıma şaşmadan körü körüne öğütlerime boyun eğmenizi rica edeceğim. Ne derseniz yapacağım üstad. Ben yalnızca sizi Lucy ile birleştirmeyi tasarlıyorum. Hepsi bu kadar. Şimdi sizden bir şey isteyeceğim. Buyurun isteyin üstad. Son görüşmemizde bana Lucy'nin Jean Fortier'in kızı olduğunu ispatlayan bir vesikanın sizde olduğunu söylemiştiniz. Bu evrağı size Paul Harmon mu verdi? Evet. O tutanağı birkaç gün için bana verebilir misiniz? Tabii, yarın size bu tutanağı getiririm. Vesikayı neden istediğim konusunda kafanızı yorup anlamaya çalışmayın sakın. Bunun ne işe yarayacağını ben de bilmiyorum ama dedim ya, ön sezilerim beni hiç yanıltmadı. Belki de esrarı bu vesikayla çözebilirim. Gayretleriniz için teşekkür ederim üstad. Ah, sanırım George geldi, kapıyı açayım. George Darye, nerede kaldın dostum? Ah sorma Etienne, mahkeme uzadancak gelebildim. Ya. Lucien nasılsın? Sağ ol dostum. Bu arada felaket bir şey oldu. Yolda gelirken dosyalarımdan birini düşürdüm. Belki de evde bırakmışsın. Hayır üstad, mahkemeden çıktım da koltuğumun altındaydı. Eve dönünce gazetelere ilan vererek dosyayı getirene ödül vereceğimi yazacağım. Eğer o dosyayı ele geçiremezsem müşterim davasını kaybedecek. Hiç tasalanma, başkasının işine yaramayacak bu dosyayı bulan sana geri getirecektir mutlaka. Şu portre bana hiç yabancı gelmedi üstad. Hı? Mary Harmon'un mu yoksa? Evet ama henüz bitirmedim. Ben açarım. Mademoiselle Mary, bu ne sürpriz böyle. İçeri girebilir miyim üstad? Tabii buyurun, George ve Lucien de içeride. Ne kadar iyi. Herkese merhaba. Mademoiselle Mary, size Etienne'in evinde rastlamak ne güzel. Sizi gördüğüm için mutluyum George. Lucien de şahittir. Her akşam sizi konuşuyoruz. Öyle değil mi Lucien? Evet öyle. Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim üstad. Babam her an buraya gelebilir. Onun benim portremi görmesini istemiyorum. Yoksa ona yapacağım sürprizin hiçbir değeri kalmaz. Evet haklısınız. Babanız da buraya mı geliyor yoksa? Evet yolda. Ben ondan önce geldim. Ekmekçi Kadın adlı oyunumuzun 23. bölümünü dinlediniz. 24. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.